Onlara sağlam bir mektup yazacağım. O tabela parıl parıl olana kadar durmak yok. Parlak tabela turistleri çeker. Bir de büyük kuşları. Bu komik. Acaba sadece bana mı öyle geliyor yoksa Stan amcanın patronluğu kötüleşiyor mu? Aynen öyle değil mi? Neden buna katlanıyoruz ki? Bir keresinde kulübeyi geliştirmek için bir öneride bulundum. Ona gizemli kulübenin maskotu olabileceğimi söyledim. Soru işaretini sorgulayan biri. İnsanlara sorular soracaktım. Soru dansı yapacaktım. Bu inanılmaz harika olacak. Güzel, kesinlikle. Evet şey, Stan bunu beceremeyeceğimi söyledi. Ne dedi? Ve unutmayın millet, eğlence veriyoruz ve iade almıyoruz. Enayiler. Sen! Ha? Stan amca, bu sefer fazla ileri gittin. Gerçekten Susa hayallerinin peşinden gitmemesini, çünkü bunu beceremeyeceğini söyledin mi yani? Bak evlat, sana bir şey açıklayayım. Patronluk hükmederek saygı görebilmektir. İnsanlara her istediklerini verirsen seneye zer geçerler. Asla! Bahse girelim, herkese sürekli huysuz biri olarak davranmayıp iyi davransan daha çok para kazanırsın. Hah! İş konusunda benden çok şey bildiğini mi sanıyorsun? Sence bu şapkayı takabilir misin? Evet, çünkü insanlara saygı duyuyorum ve parlak çıkartmalar. Heh, ben tatildeyken bile senin burada kazanacağından fazla kazanırım. O zaman neden tatile gitmiyorsun? İlginç. Tamam, bahse giriyorum. 3 gün, 72 saat. Kulübeyi sen işleteceksin ve ben tatile gideceğim. Eğer benden fazla para toplarsan sanırım benim işi idare etmem konusunda haklı olacaksın. Ama kaybedersen bütün yaz bu bitik yazan tişörtü giyeceksin. Tamam, ama eğer ben kazanırsam yazın kalanında ben patron olacağım, tamam mı? Artı özel şarkısını söyleyeceksin ve söz yazarı ben olacağım. Mabel. Anlaşmayı belirlediniz küçük hanım. Hayır, anlaşmayı sen belirledin amca. Anlaştık. 72 saat sonra görüşürüz. Kim daha fazla kazanacak göreceğiz. Mabel, profesyonel bir hilekarla bahse mi girdin? Hadi ama. Stan'dan iyi patron olmak çok daha kolay. Kazanç, biz geliyoruz. Kavanozu kırdın. İkisini alırız. Sanırım endişelenmene gerek yok. Yani Stan tatilde ne kadar para kazanabilir ki? Yardımcı olabilir miyim efendim? Buraya çarkınızdaki tüm parayı almaya geldim. Bizi mi görmek istedin Pines amca? Artık bizimle değil. Öldü mü? Olamaz. Ben ölmeliydim. Sakin ol Sus. Stan ölmedi. 3 günlüğüne tatile gitti sadece. Bahse girdik. Bu açıklama için teşekkür ederim. İş başında Mabel var. Omzundakiler vodka mı senin? Mutfak masasında bulduğum bu kitapla yöneticilik hakkında bir sürü püf noktası öğrendim. O yüzden mi fincanda 2 numara yazıyor? Çünkü gerçek 1 numara sizsiniz. Güzeldi. Benimle gelin. Ben patronken buralarda birkaç değişiklik olacak. Benim işim sizin en iyi hale gelmeniz. MHUÇHM. Memnuniyet her gün, uzun yaşam çok fazla, her gün memnuniyet. Dinlemesi çok güzel değil mi? Paytak, telefonu beklet. Evet, şimdi herkes beni dinlesin. Wendy, çalışma alanını nasıl daha Wendy'ye uygun hale getirebiliriz? Hmm, şey...